Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar, eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 3. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız paraya kenarda açı orta uygulamaları. Aslında ben bu paraya kenardaki açı orta uygulamalarını da gerçekten çok seviyorum. Özellikle katlamalı sorularda çok karşılaşıyoruz. Çünkü üst üste binen açılar birbirine eşit oluyor. Biz burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Paraya kenarın tanımına dikkat edeceğiz. Ve ee, karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan Z'den dolayı böyle çizgi açısını yine yapıştırıyorsunuz buraya. Ve karşınıza ekstradan ne çıkıyor arkadaşlar? Bir ikiz kenarlık çıkıyor. Buna dikkat edeceksiniz. Örnek sorusu burada var. Ve buradaki örnek soruları inceleyip ona göre işleminizi yaparsınız arkadaşlar. Biz hemen testin çözümüne başlayalım arkadaşım. Soruya baktığımız zaman paraya kenar demiş çevresi nedir diye soruluyor. Özellikle paraya kenarın içerisinde ya da paraya kenarın şey paraya kenarın özel halleri de dikdörtgen kare eşkenar dörtgen gibi sorularda da açıortaylık gördüğünüzde lütfen buna dikkat edin. Hop Z'den dolayı nokta açısı yaptı. E noktaya nokta. İkisi nokta. kenar çıktı. 7 ise burası da ne yapar? 7 yapar. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit 7. E, 10 ise burası da 10. Çevre ne yapıyor o zaman? 7 artı 10'dan kaç tane var? 2 tane var arkadaşlar. 10 artı 7. 10 artı 7 olduğundan dolayı o da 34 yapıyor. Çevre cevap böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Z'den dolayı nedir arkadaşlar burası? Nokta açısı paralel kenar er ya. Şu da bir paraya kenar. Er. Şu da bir paralel kenar. Karşılıklı kenarlar para, e, kenarlar birbirine eşit. E o zaman burada da bir z yukarıda var. Burası da çizgi açısı yaptığımı yaptım. Şimdi dikkat ederseniz buradaki paralel kenarın şu kenarına ben bir a diyecek olursam eğer. A ise ikiz kenardan dolayı burası da a oldu. E hocam bu bir paralel kenar. Paralel kenar olduğundan a artı 2 ise yukarısı da a artı 2 midir? Evet. Hocam şu da bir paralel kenar. Tamam. Biz buna bir paralel kenar dedik. Çok güzel. Şuna bir paralel kenar dedik. Paraya kenardan dolayı karşılıklı kenarlar birbirine eşit. A artı 2 ise artı 2. A ise burası daha mı? Evet. Aynı zamanda arkadaşlar şu da bir paraya kenar değil mi? Evet buradaki paraya kenarda da bakacak olursak. A artı 2 ise artı 2 burası daha mı oldu? Ya da ikiz kenar çıktı bakın burada. A burada hem aynı zamanda ne çıktı arkadaşlar? Ee, burası A artı 2 ise artı 2'den dolayı A'yı yazdık. Bir de bu ikiz kenardan dolayı A iken burası daha oldu mu? Oldu. Hatta burada da bir eşkenar üçgen çıktı. Neyse önemli değil. Çevre A, B, E, D'yi vermiş bize. A, B, E, D. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane A ve 4. 5A artı 4. 5A artı 4 kaç verilmiş? 34 verilmiş. 5A buradan 30'sa A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. X de buradan A artı 2 olduğundan ve A'yı da 6 bulduğumuzdan cevabımız kaç çıkar? 8 çıkar. İkinci soru böyle akçay oldu. Geldik 3'e. Hocam şu paraya kenar verilmiş. Bir de hangisi paraya kenar vermiş arkadaşlar? Diğer şekilde bir paraya kenar vermiş. Onu da şöyle göstereyim isterseniz. Onu da kırmızıyla göstereyim isterseniz. Hop. Şu da bir paraya kenar olarak verilmiş arkadaşlar bize. Öncelikle ne yapıyoruz? X. Burası X ise burası da X açısı değil midir? Karşı açılar birbirine eşit. Evet. Hocam X iken burası da X. Z'den dolayı burası da X oldu mu? Oldu. Sonra. Sonra ne yapacağız burada? Bizden ne isteniyor? Şurada x x burası 180 2x oluyor aslında. Ya da şunlar da birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle Z'den dolayı burası da x oldu mu? Oldu. Sonra bu açıların eşitliğini kullanacağız arkadaşlar. Biz bu açıların eşitliğini nasıl kullanabiliriz? Şuraya baktığınız zaman şu kırmızıdaki şunlar da birbirine paralel değil mi? Bakın tanımını kullanıyorum. Z'den dolayı burası da x açısı yaptı. E o zaman burası da x açısı oldu. A üçgen hocam 3x neye eşit? 60'a eşit. 3x neye eşit? 180'e eşit. Ve x de buradan kaç eşit olur? 60'a eşit olur. Dolayısıyla 3. soru böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 4. soruya. Bir kenar uzunluğu 13 cm olan A şeklindeki paraya kenar biçimindeki kağıt katlandığında B şeklindeki durum elde ediliyor. Buna göre B şeklindeki sarı renkli bölgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi katlama var burada. Katlamayı şöyle bir açalım. Bakın katlama soruları paraya kenarda dikkat. Ee, nedir? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. E, sadece bana kenar olarak burası 13 verilmiş. Hocam şu kenarla şu kenar eşit, şu kenarla şu kenar eşitliğinden bahsedebiliriz. Bir de üst üste açılar da birbirine eşit olmuyor muydu? Evet hocam şu açıyla şu açı şuradaki açılar da eşit. Ama bu paralel kenar ya Z'den dolayı burada açıda nokta açısı yapar mı? Yapar. Hocam katlamada üst üste açılar birbirine eşit olduğundan burası da nokta açısı yapar mı? Yapar. A ne çıktı burada arkadaşlar? Bakın noktaya nokta. ikiz kenar. Burası çift çizgiken burası da çift çizgi oldu. Burada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani ya da çizgi noktaya nokta ikiz kenar çıktı. Burası da çift çizgi oldu. E o zaman şuraya bir A dersek burası da burası da burası da oldu. E burası A ise buraya 13 eksi A kaldı. Paralel kenarda burası A iken burası da A oldu. Sonra 13 iken alt tarafta 13. Buraya da 13 eksi A mı kaldı? Evet. Bize diyor ki B şeklindeki sarı renkli bölgenin çevresi isteniliyor bizden. 13 eksi A artı 13 eksi A artı A artı A isteniliyor. Topladığımız zaman ne yaptı arkadaşlar? Cevap böylelikle 26 yaptı. Evet dördüncü soruyu böylelikle C han bulduk. Geldik beşinci soruya. Arkadaşlar burada şunlar birbirine paralel verilmişti. Ya da paralel kenardan dolayı bunlar paralel. E bunun adı paralel verilmiş. Otomatikman 3'ü de paralel oldu. Doğru açılardan beri söylüyoruz. Paralel doğrular verildiği zaman ne yapıyoruz? Ya sivrilen yerden paralel çiziyorduk ya da paralellikleri kullanıyorduk. Paralel doğruyu uzatıyorduk. Uzatalım şöyle. Uzattığımız zaman ekstradan şurada bir paralel kenar oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Ve şurada bir z kuralı var bakın nokta açısı. Aa burada ne çıktı? İkiz kenar çıktı arkadaşlar burada. E 6 iken alt tarafta 6 buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Burası dörtgen burası da 4 yapar. E dörtgen alt tarafta bir paraya kenar. Paraya kenar olduğundan dolayı dörtgen burası da 4 müdür? Evet. Çevre abc'de isteniyor Arkadaşlar bir kenarı 8 bulduk. Diğer kenarı 6 bulduk. Çevre ne lan? 8 artı 6 artı 8 artı 6 yapar. Ya da 8 artı 6'tan 2 tane var diyebiliriz. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 28 çıktı. Evet cevap 5. soruda Edremit oldu. Geldik 6. soruya. Açı ortaylık var hemen Z'ye dikkat. Arkadaşlar Z'den dolayı hocam burası nokta açısı yaptı. Burada ne çıktı? Hocam şöyle bir ikiz kenarlık çıktı. Buraya A dersem A artı 7 ise burası A artı 7 yapar. Hocam paraya kenar olduğu için karşı kenarlar birbirine eşit. Burası da A artı 7 yaptı. Sonra bakıyorum. Burada da bir Z kuralı var. Hop Z'den dolayı çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi. Şurada da bir ikiz kenarlık mı çıktı? Evet. A artı 7 ise burası da A artı 7 olacak. A artı 7 olacak mavi olan kısım. E o zaman buraya da ne kaldı? A kaldı. Şimdi çevre soruluyor bize. Dikkat ederseniz burası 2 artı 7 mi? Evet yukarısı da 2 artı 7. Çevresi A artı 7 ile 2 artı 7'nin toplamı 3 A artı 14'ün 2 katı değil midir arkadaşlar? O da 100 verilmiş. 3 A artı 14 eşittir 50 olduğundan 3 A eşittir 20, 36 olacağından A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? A'yı da buradan 12 buluruz. Bizden BC uzunluğu isteniyor. BC. BC uzunluğu nedir arkadaşlar? BC uzunluğu bizden A artı 7 isteniyor. O zaman A yerine 12 yazarsak 12 artı 7'den cevabı 19 çıkar arkadaşlar. Yani kaçıncı soru arkadaşlar bu? 6. sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 7. soruya. Bak Z'ye dikkat. Kar Z'den dolayı burası nokta açısı oldu mu? Oldu. Hocam şu parçalı şu parça eşit oldu. E başka ne yapacağız? Burası da nokta açısı oldu mu? Oldu. Sonra FB bir şey çıktı burada 8 ve şuraya bakacak olursanız 8 ve 12'ye bakacak olursanız şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Niye? Çünkü buradaki karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Paralel kenarın tanımı geriye. Buraya bakacak olursak 8 bölü 12 yani soldan sağa 8 bölü 12 oran var. Hocam 8K'ya 12K diyebiliriz ama FB'den falan bahsettiği için şuralara dalalım. Şuraya da diyebilirim 8K'ya 12K ya da 8 bölü 12 nedir arkadaşlar? 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. 2 bölü 3. Ama benden AF AF ve FB arasında ilişkide verildiği için bu kelebekteki şuradaki oranlamaya bakıyorum. Burada 8 bölü 12. Yani 4, 2 bölü 3 yaptı. 2 bölü 3. 2K ise burası da 3K'dır. FB uzunluğu 3K eksi AF uzunluğu 2K 3 verilmiş. E o zaman buradan dostlar K'yı kaç bulduk? 3 bulduk. Çevre ABC'de isteniyor. Bu arada bu X kenar burası da K. 3K oldu. Çevreye bakacak olursak 3, 5 daha 3, 5 daha 8. 8 K'nın 2 katı değil midir arkadaşlar? Evet. Yani 16 K isteniyor. K yerine 3 yazdığımızda cevabımız kaç çıkacaktır? 48 çıkacaktır. Böylelikle 7. soruyu akçay bulduk. Geldik 8. soruya. Hocam açı ortaylık var. Hop Z'den dolayı burası da çizgi açısı oldu mu? Oldu. Öncelikle 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden buraya 4 bulduk. Ve burada da bir x kenarlık mı çıktı? Çizgiye çizgiden dolayı evet. Yani şu kenarlı şu kenar birbirine eşittir. Yani burası 5 olur. O zaman buraya 1 kaldı. Şurada da bir pisagor yaparsam. X'in karesi 1'in karesi artı 3'ün karesi olduğundan. Burası X'in karesi 10 yaptı. X de buradan kaç eşit olur? Kök 10'a eşit olur. 8. soru böylelikle denizli çıktı. Ve böylelikle 3. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde 4. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>